siyah torbalar taşındı. Dediğim gibi imkan olmadığı için tabut oraya çıkartmak da emin olun mümkün değil. Yani bir insan 45 defa tabut oraya çıkıyor, kendini korkacak. Radyo Sörfeş dostları, şu an Şirince'deyiz. Şirince gezimiz devam ediyor. Buradan Selçuk'a geçeceğiz ve Selçuk'ta değerli bir misafirimiz olacak. Ocak 1988'de yaşanmış bir kazamız vardı. Seferihisar Beylerköy yakınlarında, Seferihisar'da yaşayanlar özellikle iyi hatırlarlar. Bu kazayla ilgili bilinmeyenleri, bu kazayla ilgili duyulmayanları araştırıyoruz ve İlk ağızdan, kaza yerine ilk gidenlerden biri olan Anadolu Ajansı, dönemin Anadolu Ajansı foto muhabiri sevgili Şükrü Akın'la görüşeceğiz. Ona bir röportajımız olacak. Bu görüşme için yola çıktık Seferihisar'dan. Şu anda dediğim gibi Şirince'deyiz. Şirince'de kısa bir çalışmamız var. Buradan da Selçuk tarafından geçip sevgili Şükrü Akın'la bir röportaj yapacağız. O röportajı da YouTube kanalımızda yakın zamanda izleyeceksiniz. Sevgili Şükrü Akın'a sormak istedikleriniz varsa bu röportajla ilgili, bu uçak kazasıyla ilgili merak ettikleriniz bu tanıtımımızın altına iletebilirsiniz. Kendisiyle biz bu soruları paylaşıp cevaplarını almaya çalışacağız. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Tanıtımlarımızda da like atmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere videolarımızda. Evet, merhaba sevgili Radyo Solfej izleyicileri. Bugün İzmir'de Selçuk'tayız, Selçuk ilçesinde. Selçuk ilçesinde belediyenin, sevgili belediye başkanımız Filiz Hanım sağ olsun, belediyenin bize tavsiye ettiği bir mekandayız, çok güzel bir mekanda. Selçuk Efes Kent Belliği efendim burası. Ve burada bir misafirimiz var, güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Anadolu Ajansı foto muhabiri, emekli foto muhabiri sevgili Şükrü Akın. Sevgili Şükrü Akın'la bugün bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve bu sohbetin konusu ne? Hemen kısaca onu ben sizlere bir açıklayayım. Sene 1988, 2 Ocak, saatler 20-20 civarını gösterirken Almanya Stuttgart kentinden havalanan bir Boeing 737-230 charter seferi yapan bir uçak. Ve bu uçak içinde 5 mürettebat ve 11 yolcusu ile İzmir Adnan Menderes havalanı doğru gelirken alçalma sırasında maalesef Seferihisar ilçesi Beylerköy yakınlarında Dümentepe olarak bildiğimiz mevkide dağa çarparak bir kaza geçiriyor ve yanıyor. Ve maalesef o uçağın yolcuları ve mürettebatından kurtulan olmuyor. Evet, bugün bu kazayla ilgili bir görüşme gerçekleştireceğiz sevgili Şükrü Bey ile. Şükrü Bey bu kazaya ilk ulaşan kişilerden bir tanesi, hatta belki ilk kişi. İlk kişilerden. Basın anlamında, foto muhabiri anlamında ilk kişilerden. Bu kazayı konuşacağız sevgili Şükrü Bey ile. Bu kazayla ilgili, geçmişte yaşanan bu kazayla ilgili bilgileri kendisinden rica edeceğiz. Öncelikle dediğim gibi bu mekanı bizlere tavsiye eden sevgili Belediye Başkanımız, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hanımefendiye başta ve tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz. Bu imkanı da bizlere sağladıkları için ve Şükrü Bey'e dönüyorum hemen ben, hoş geldiniz diyerek ve bizi de misafir ettiğiniz için, burada ağırladığınız için teşekkür ederek bir konuşmamızı başlatalım diyorum. Önce kısaca bir Şükrü Akın kimdir bir izleyenlerimize yansıtalım, ondan sonra da bu kazayı konuşmaya başlayalım mı? Elbette. Şükrü Akın, İzmir medyası birçok dostumuz vardır. Ben 1960 yılında Burdur'un Gençeli köyünde dünyaya geldim. Daha sonra ilk orta öğrenimi ortak öğretmen okulunda, yani Ada Belen deriz oraya. Köyün ismi, evet. Bir sonrası kuşağı mezunlarındanız. Daha sonra babamın görevi gereği İzmir'e yerleştik. Anadolu Ajansı'nda kısa bir dönem stajcı olarak çalıştım. Hı-hı. Daha sonra Anadolu Ajansı'nda foto muhabiri olarak yer aldım. Ajansında birçok görevlerde bulundum. Daha sonra kısa bir dönem meslek tecrübemizden dolayı sonra Star'ın Star olduğu zaman Star'da görev yaptım foto muhabiri olarak. Evet. Sabah grubunda sabah grubu olduğu zaman
yani gazetecilik yapıldığı zamanlardan bahsediyorum. Foto mavi olarak çalıştım. Türkiye Foto Mavileri Derneği'nin hala da artık onursal diyebileceğim çok güzel son 6 dönemin divan başkanım, sağ olsun dostlarım bizi her konu destekliyorlar. Bir dönemde, iki dönemde yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Evet. Eski Türkiye Gazete Sendikası'nın 3 dönem yöneticiliğini yaptım. Halen da İzmir Gazete Cemiyeti'nin üyesiyim. Türkiye Spor Yazar Derneği'nin İzmir Şubesi'nin denetleme kurulunda görevliyim ve üyesiyim. Şu anda emekliyim. Selçuk, güzel Selçuk'umuz, Efes Selçuk'umuzun Pamucak sahilinde kalan hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Aynı zamanda Selçuk'umuzda güzel bir yerel gazete olan Efes gazetesini de gençlerle birlikte çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Zaman zaman köşe yazıları yazıyorum. Anılarımızı sizin gibi güzel insanlarla paylaşıyoruz. Sağ olun. Selçuk'u her zaman de söylüyorum. Selçuk Efes hem şey olarak söylüyorum, gelen konuklar için çok güzel bir yer. Her zaman söylüyorum, yani kültürün başkenti, doğanın göbeği ve insan olarak da başkanımız da bir bayan olduğu için özellikle bayanlara söylüyorum. Evet. Gelin, her şey çok güzel Selçuk'ta. Anılarımızı paylaşmaya geldiğiniz için, Selçuk'ta siz gibi gençleri gördüğünüz için, gazeteci dostlarımızı. Şuna emin olun, ben onur diyorum. Her zaman bekleriz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili kucağımızı açacağız. Bütün anılarımızı da sizinle paylaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bir meslek duayenimiz, bir abimiz de diyelim artık. Böyle güzel bir ortamı yaşamak bizler için de gene gurur kaynağı, sevgi kaynağı, sevinç kaynağı. Çok teşekkür ediyoruz bu ortamı sağladığınız, bize misafir olduğunuz için. Kazaya geçelim. Şimdi kazayla ilgili ben şöyle anılarımı tazelediğimde, o günlere bir döndüğümde, kazanın oluş nedeniyle ilgili benim en fazla bildiğim, duyduğum pilotaj hatası olarak söyleniyordu. Ama onun ötesini çok fazla ayrıntı bilmiyoruz. Uçaktan kurtulan olmadı. İşte yaklaşma noktasında pilotaj hatasından kaynaklı uçağın Dümentepe mevkiinde bir dağa çarptığı, bir kayalıkları çarptığı söylendi. Bu şekilde bir bilgi dağarcığımızda bilgiler var. Dümentepe dediğimiz mevki de 770 rakamlı mevki Beylerköy'ünün hemen dışında böyle bir mevki. Kazaya ilk gidenlerdensiniz. Hemen buradan başlayalım kazayla ilgili. Nasıl oldu kaza? Neydi o günkü ortam, olaylar? Gittiğinizde neler gördünüz? Böyle bir başlayalım. Çok güzel değerlendirmişsiniz. Anıtkanınızın bir kere altına imzamı atarım. Yani bu sosyal medyadaki birlik kirliliğini toplayıp da şey yaptı. Dediğiniz gibi yani işte İzmir'in en yüksek tepesi, dediğiniz gibi alçalışta olan bir kaza. Tabii ki bu pilotaj hatası olan bir kaza. Yani başka bir şey gözükmüyor. Maalesef 16 tane insanımız kaybetti. Bizde Anadolu Ajansı'nda o zamanlar teknoloji, tabii telefoto sistemi olduğu için maçlara falan giderdik hafta sonları. Biz hiç hafta sonu izin yapmadık. Hafta sonuydu. Cumartesi denk geliyordu. Hiç unutmuyorum o gün. Evet. 2 Ocak. Çok soğuk bir gündü. Hemen yeni yılın ikinci günü yani maalesef. Evet. Böyle ikinci, bir yani yılbaşında. Evet. Zaten büyük bir ihtimalle bu uçak yeni yıl için Türkiye'ye gelenleri almaya. Onların Weihnacht dedikleri, hani Noel tatil diye geldikleri şey. Biz aşağıda görevliydim yanılmıyorsam. Ya fotoğraf geçiyordum ya bir şey yapıyordum. Bizlerde o zaman şimdiki gibi teknoloji yüksek değil arkadaşlar. Polis servisinden bir anons geçiyor. Bizde her gece bir nöbetçi arkadaşımız vardır. İşte böyle bilinmeyen bir cisim şeye çarptı ama hiç gelen bilgi yok. Yani oradan biz anonsu duyunca hemen dediler Şükrü Bey çıkar mısınız? İşte aldık fotoğraf makinemizi. Yani fotoğraf makinesi dediğimizde ya şimdi bizi boyun fıtığı bel fıtığı şimdi gibi değil tabii. Neredeyse 15 kilo yani. Arabamızla köyün dibin Mehmet'le miydi? Yanlış hatırlamıyorsam şimdi çok uzun zaman geldi, 33 sene geldi. Köyün dibine kadar geldik. Şimdi mesela oraya araçla patika yoldan arazi aracıyla çıkabiliyorsunuz. Yani en azından belli bir noktası değil de 3-5 dakikalık mesafeye kadar yer. O zamanlar yani patika yol bile yoktu. Yani ben çok iyi hatırlıyorum ama yaklaşık yani 2 saat yakın o karanlıkta tek başıma yürüdüğümü biliyorum arkadaşlar. Hani cep telefonunun ışığı falan da yok yani. Çakmakla giderseniz gidiyorsunuz ve çok dondurucu soğuk. Şuna emin olabilirsiniz. Daha arabadan inip ben şoför arkadaşımıza hani ben seni eğer bir daha yakın park bulursam ararım cinsinden şey olduğunda yani tensizle anlaşacağız. Yolda giderken sadece bazı insanların geldiğini, askerlerin döndüğünü yani gittiğini sadece bir ışık görüyorsunuz. Evet. Yaklaştıkça da yani inanılmaz bir
yanık kokusu geliyor. İnsan kokusu yani. Düşünebiliyor musunuz? Gittik, olay yerine geldim. Emin olun, yani çok karanlık bir ortam ama işte 27 dediniz biliyorsunuz. Evet. Yani ya yarım ay vardı için o kadarını çok ne? Ama biraz ışık görüyorsunuz. Neden görüyorsunuz? Yani şimdi o günlere hep döndüğümde söylerim yani. Yani gözlerim dolar benim. O benim o zaman da kızım da eşim 4 aylık hamileydi hiç unutmuyorum. O insanlara bakınca kendiniz aklınıza, hayalinize, sevdikleriniz aklınıza geliyor. Cesetleri ağaçlara görüyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Ceset demeyeyim artık. Yanmış bir şey parça, iskelet diye düşünün. Ve daha 28 yaşında genç bir insansın. Ve onlara, yani insanın ağlamaması, yani emin olun, yani mümkün değil. Evet. O parçalar yerlerde, o insanların, yani mesela inleme sesi duymuyorsunuz. Ne demek biliyor musunuz siz çocuklar? Yani bir umut verebilirsiniz. Ben değil tabii ki. Yani sağlık bir ekibi olabilir. Ama ben gittiğimde savcı mavcı kimse yok. Bunu size söyleyeyim yani. Hiç kimse yok da gelmemişti. Gelmemişti zaten. Tabii, evet. Hani tabii savcı elbette daha sonra geldi. Yani ekipler geldi falan. Ben köyleri hatırlıyorum. Birkaç jandarma ekibi hatırlıyorum. Yani benim gördüğüm. Hatta belki de araştırmışsınızdır. Sizin araştırmacı kızınız İrem var. O evet. Araştırdı çok iyi. İyi bir gazeteci olur. Bunu da söyleyeyim size. Evet, işte yok köylülerin evet, oradaki yorumlardan şey yapıyor. Mesela parçalar. Ya neyin parçasını çalacak çocuklar? Diyorum ya yani orada normal bir parça yok. Demirler erimiş. Yani o insanların eşyalarını. Yani bilmiyorum ben öyle bir şeyi. O köylülerin o yardıma koşması ama artık hiç kimsenin yapacak bir şeyi yoktu efendim. Yani biz fotoğraflarımızı işte çektik. O zamanlar şimdiki gibi değildi medyalar. Yani etik şey yoktu. O fotoğrafları kullanabiliyordunuz. Evet. Yani bir tekerlek çok iyi hatırlıyorum. Uçan tekerleği vardı görünen. Ya parça değil, büyük parça. Başka bir şeyi olmadığını hesap edin. Yani ne koltuk var ortada. Yani işte o uçak 330 kişilik miydi? Neydi galiba? 130 kişilik yani. Öyle miydi? Hatırlamıyorsam. Bir tane koltuk yok mesela. Yani düşünün insanları. Charter seferi yapıyor. Evet. 130 kişilik uçak. O uçakta 5 mürettebatla beraber 11 yolcu evet. Ama maalesef hepsi de Türk yolcular. Kaybın gerçi ırkı, dini, dili olmaz ama Türk yolcularımız ve 5 tane de Alman mürettebat. Evet. 16 kişilik bir kayıp ama tabii çok acı bir kazanç kayıp. Ve dönüşte bu uçak o 130 kişilik kapasiteyi doldurup Almanya'ya tekrar dönecek. Bir de için bu tarafını düşünmek var. Çok yani güzel bir konuya temas ettiniz. O zaman da sevgili kardeşim hep konuşurduk ya hani o insanların da yaşayacak ömürleri varmış diyoruz. Evet. Yani o uçak evet. Eğer Adnan Menderes'e inip yolcular alıp düşseydi yani şey, o zaman da diyorlar ki uçak düşmezdi iniş etsin aslında. Ya bilemezsin bu adam buraya inerken yani düşeyim diye çarpayım diye inmedi. Büyük bir ihtimalle mekanik bir arıza vardı iniş yapamadı. Yani belki de çok erken bu sefer de belki kalkış yapamayacaktı. Yani o insanların yani işte havaalanlarına gittik yakınları için şey yaptık falan röportajlar yapılmış o zaman konuşulmuş. Yani çok büyük facia olacak evet. Ama tabii bu facia değil mi? Yani facianın küçüğü büyüğü yok biliyorsunuz. Küçüğü büyüğü yani yok tabii 16 kişi olsa. Koskoca bir uçak düşen ve elbette yani elbette. İnsan kayıp olmuş. Ama işte Türk halkının vericiliği her zaman değiliz ya mesela o köy halkının oraya birçok insanın önce ulaşması ve yardım etmek için çırpınması ama yardım edememesi. Evet. Ben çoğu zaman yani çoğu uzun bir süre gece uyuyamadım şeyden psikolojik şeyimde. Buraya İşte burada ilk fotoğrafları, ilk görüntüleri o soğukta aldık. Ajansa geliyorsun. O zamanlar biliyorsunuz film teknolojisi var. İşte onu yıkıyorsunuz, çıkarıyor, bakıyorsunuz. Evet. O filmleri, şimdi o kareleri gördükten sonra bir de orada içiniz paramparça oluyor. O fotoğrafları telefoto dediğimiz sistem var. Şey evet. Fotoğrafa basıyorsunuz karta. İşte onu her bir dakikası yaklaşık 11 dakikada dönüyor. Tüm dünyayı servis yapıyorsunuz. Yani emin olun bir taraftan yani ağlıyorum bir taraftan dünyaya fotoğraf servisi yapıyorum, gazetelere servis yapıyorum. Daha sonra defalarca gittik mesela daha sonra gündüz gözüyle gördüm. Ben ilk anlattım gündüz gözüyle. Gündüz gözüyle gittiğimizde felaketi fark ettim. Yani gece dedim ya yani felaketin boyutunu göremiyorsun. Görmüyorsun yani evet. Yürürken ayağınıza bir şey takılıyor bakıyorsunuz ki uçağın bir parçası. Evet. Ama gece gündüz gittiğimizde Necdet Bey inanamazsınız yani. Yani cennet cehennem diyorlar ya. Cehennemde anlatıyorlar falan. Yani bir cehennem. Maalesef yani gerçekten gündüz gözüyle gördüğünüzde hissiniz ben onu da merak ediyordum. Yani akşam saatlerinde olan bir kaza gece karanlığında ve konuşuyoruz. Yani şimdiki gibi bir teknolojik imkan yok.
Yani el yordamıyla birçok şeyi gördünüz. İşte ışıklarından el yordamıyla kullandınız. Görebileceğiniz şeyler sınırlı ama gündüz gözüyle gördüğünüz gibi. Tabii şöyle, o zaman da mesela insan teknolojisi sonu yok ya. İkinci günde çalışmaya devam etti. Jandar ekipler önlem almış o zaman da. Bizim için hani değil ama halk şey için şeye falan aldılar işte korumaya. Jeneratör falan getirip aydınlatmışlardı. Onları sonra bir daha gittik. Yani ben 7-8 defa gittim o kaza esnasında şey olarak da. Gündüz gözüyle faciayı fark ediyorsun. Yani ne kadar yürüdüm hatırlamıyorum. Bir saat mi yürüdüm? Bir saatte döndüğümü kabul edin. İki saat diyelim ki. O bir saat boyunca ilk 10-15 dakikadan sonra o zaten yanık kokusunu alıyorsun. Orman yanığı değil ama. Orman yanığı, yangına çok gittik biz. Evet. Yani bu bir bildiğiniz bir... Bu arada hemen bir çok özür dilerim. Bölgeyi anlatma babında tekrar bir hatırlatayım. Bölge, Beylerköy'ün arkasında bu bahsettiğimiz bölgenin ve devamında o bölgeden şöyle bir etrafa baktığınız zaman yakın zamanda yaşadığımız çok büyük 500 hektarı aşan bir alan kaybettiğimiz evet. Çok büyük bir yangın vardı İzmir'de önceki sene yaşadığımız. Bölge, o bölgeyi gören veya o ormanlıkları gören bir alanda. Biraz evet. İnsanların zihninde bölgenin alanını, bölgenin yapısını anlatmak açısından böyle bir hatırlatıcı bilgi vereyim derim. Yani doğru. O bölgede ve çok kayalık, gerçekten ulaşımı da çok doğru. Zor olan bir bölge. Tabii orman yangından sonra artık yandım, yakıldım onu bilemiyorum. Yani orasını evet, bence çok, yakıldı çok, tabii. Muazzam büyük bir yangındı. Çok büyük çok yangın. Bir yangındı orada. Belli evet. Nokta yani. Şuna emin oldum. Kaza alanına 10 metreye kadar gözükmüyordu zaten. Hiçbir şey gözükmüyordu. Evet. O kadar dik ormanlar. Yani düşünsenize 100 yıllardır olan bir orman. Evet. Yani dedim ya 88'den hesaplarsanız neredeyse 32 yıl olmuş. 32 yıl evet. Yani 32 yıl. Sanıyorum bu patika yollarda büyük bir ihtimalle bu orman yangından sonra açıldı bana göre. Muhtemelen, daha önce var mıydı bilmiyorum muhtemelen tabii. Muhtemelen ama halen bile o alanlardan geçebilmek için de özellikle araçlarla o bölgeye gitmek gerekiyor. İşte jip tarzı, 4x4 tarzı tabii. Araçlarla yoksa normal binek tarzı araçlarla halen o bölgede belli bir yere yok, gidemezsiniz. Yine ulaşamıyorsunuz. Tabii yine maalesef. O zaman da biz belli bir noktaya ben yine şey yapmayayım. Sayın Vali Yardımcısı'nın galiba aracıyla belli bir noktaya kadar gitmiştik ama çok dedim ki yani yine bir atıyorum yani 30-35 dakika ama ben her gittiğimde yürüyerek o mesafeye gittim. Yani çok iyi hatırlıyorum yani kar serpiştiriyor mu değil mi? Çok zaman geçti. Ajansa geldiğimde ellerimi tutmadı insan. Ha belki bu sadece soğuktan mıdır onu bilemiyorum değil mi? Etkileşimden de. Binlerce ben uyuyamadım. İnsan sinir sistemi de. Elbette yani. Diyorum ya o insan senin acaba annen, baban mı, eşin mi, sevdikleri, dostların mı? Etkileniyorsun. O insanların ailelerini düşünüyorsun. Ha ben şuna emin olabilirsiniz. Hayatımda çok hani insan şeyi gördüm. Ama o kadar etkilenmiş sanmıyorum. Mesela bir Sari'de bir kazaya gitmiştik. Bir şey anında söylüyorum. 11 tane vefat eden, kafası kopmuş, bilmem neyse. Akşamüstü de Efes arabalarında güzellik yarışması vardı, oraya gitmiştim. İkisi de etken değil mi? Düşünebilirsin. Evet, yani... Ama bu kadar etkilemedi insanları. Yani o insanları görünce, yani o kadar acımasız. O... Yani insanlar şunu bile diyemiyor. Son bir keseriz ya biz hani. Son bir kez görseydim, öpseydim. Evet. Böyle bir şansları da olmadığı için. Yani bir şey de kalmıyor. Gerçekten çok acı. Dokunabilecek bir evet, alıp temas edebileceğiniz. Temas edebileceğiniz bir varlık da yok. Yani bir naaş diyeceğiniz bir şey de yok ortada artık yanmış. Günlerce dediğiniz gibi DNA testiyle belirlediler çocukları. Evet. Günlerce. Ve yani şimdiki bir teknolojiyle böyle bu kadar değil tabii. Evet. O günlerden de ben şöyle bir araştırdığım kadarıyla çok fazla da esame listesine isimlere ulaşamadım ama bildiğim, bulabildiğim çok ilginç de bir isim var. Kazayla ilgili, ben hemen o ismi de şöyle notuma bakayım. Hasan Sadri 71. Bu kazada hayatını kaybeden yolculardan bir tanesi. Kimdir Hasan Sadri 71? Türkiye'nin ilk sivil havacılık şirketini kuran Selahattin 71. 2011'de kendisini kanserden kaybettik biz de. Selahattin 71'in oğlu evet. Bu hava yolu şirketinin de veliahtı olarak gösterilen genç evet. Bir arkadaşımız. Mezuniyetin sonrasında da babasının şirketinde çalışmaya başlamış ama maalesef o uçak kazasında o da hayatını kaybetmiş. Ve Selahattin 71 de o uçak kazasının sonrasında da havacılığın içinde gene devam etmiş. Hayatını öyle sürdürmüş ama kanser nedeniyle, evet. Kalıncı bir rahatsızlık nedeniyle 2011'de de hayatını kaybetmiş bir dostumuz. Kendisine de rahmet diliyoruz. Oğluna da rahmet diliyoruz. Bu kazada hayatını kaybedenlerden biri. Onun için dediğim gibi çok fazla bu isimler konusunda sizde bir başka bilgi var mı? Veya özellikle bir ulaşabildiğiniz... Bakın o ailenin, bir tek o aileyi hatırlıyorum şey olarak. Bir de yanılmıyorsam pilotların aileleriyle
Alman Bild gazetesi orada birkaç röportaj yayınlanmıştı. Kişi hikayeleri, şimdi bunların hiçbiri Türkiye'de yaşamıyor biliyorsun. Yani. Ya da yakınları şeyleri. Yani doku transferi için yani şey için bile birçok şey olmuştu. Yani şimdi bir aileye gidip de neyi paylaşacaksınız? Yani bu tür acılarda mesela bir şehit cenazesinde bir şeyde dokunabiliyorsunuz. Ama bu tür hayatlarda evet. Ben hiç hatırlamıyorum çocuklar. Yani hatta isimler konusunda bile şimdi mesela genelde baş harfler falan kullanılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, acaba da gene da öyle miydi? Dedim ya çok uzun zaman geçti. Ama ben o olayı hatırlıyorum. 71. Hatta ya da sosyal o zamanlar tabii sosyal medya yoktu da şey konuşuyordu sabotaj mı motaj mı tabii böyle bir şey yok yani. Evet. Ya bence yok yani o zamanlar. Bu kazalar konusunda genelde bir de böyle uçak kazalarında özellikle benim görebildiğim kadarıyla kazanın nedeni konusunda çok evet. Fazla araştırma yapılmadığını veya işte daha basit gerekçelerle kapatıldığını söylerler. Genelde böyle bilgilere ulaşıyoruz. Yani özellikle büyük uçak şirketlerine ait uçaklar kaza geçirdiği zaman onların genelde kapatılmaya çalışıldığı nedeninin uçaktan kaynaklı teknik bir neden olduğu görülse de bunun ortalığa dökülmemesi için kapatılmaya çalışıldığı söylenir ve genelde de pilotaj hatası denilir. Nitekim kazalarda çok kurtulan da olmadığı için evet. Yani pilotlar dahil hayatını kaybettiği için pilotaj hatası dediğinizde bunun karşılığında savunma yapabilecek, durumu anlatabilecek kimse de olmadığı için daha kolay bir savunma yöntemi olarak tercih edilir diye görüyorum. Bu konuda da başlarken de söylemiştim. Yani benim edindiğim bilgi pilotaj hatası olarak söylenmişti ama maalesef sosyal medyada değil. Ama şimdi, yani her türlü tevatür dönebiliyor yani bu konularda. Ben sadece bir şeyin altını çizeyim. Bir kere ben söyleyeyim. Yani belki ben uçuş şeyinde benim bürev almam lazım. Yani ben o kadar çok uçtum ki dedim ya. Amerikan uçak gemilerine kaç defalarca indim. Uçak fobim olmasına rağmen Dalaman'dan kalkıp 14 saat havada NATO'nun tatbikatına uçak fobim var ya ben bu kadar şans olur yani. Evet. 14 saat havada turladığımı bilirim. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Mesela birçok uçak fobim olduğu için İsveç dönüşü milli takımla beraber Alfa Air'in pilotunu ya o zamana kabine girebiliyordum şimdi gibi değil. Birçok bilgileri falan da yani konuşup ben seviyorum insanlarla temas kurmayı. Biraz bilgim var. Evet. Korkuyorum bak yine söylüyorum. Uçaktan çok korkuyorum. Ama dünyanın en güçlü yani en güvenli ulaşım aracının da uçak olduğuna çok eminim. Yani yeri geldiğinde hep uçakla gidiyorum. Ya, o ayrı bir şey. Ama tercih derseniz fobimi yenmek için hayır diyorum. Ama buradan Ankara'ya nereye gidersin desem uçakla giderim. Onu bildiğim için ben buna asla yani sizi şey için söylemiyorum. Katılmıyorum. Neden? Trafik kazasında bir şey söyle yani altın. Trafik kazasında sadece eskiden trafik polisi ve jandarmanın tutanağıyla geçer biliyorsunuz. Evet. Şimdi o da kaldırıldı. İki kişinin verdiği bilgilerde. Yani bir trafik kazasında 35-40 kişi oluyor biliyorsunuz. Evet. Yani ama hiçbir şey yok orada da. Ama uçaklarda kazada böyle bir sistem yok. Uçaklarda bir kere kara kutu var biliyorsunuz. Evet. Yani her şey bütün ses bantlarına kadar hepsi aydınlatıyor. Bu firma yani böyle dandik bir firmada değildi hatırlıyorum. Lufthansa'nın alt kolu Condor Hava Yolları'ydı. O zaman da çok konuşuldu bunlar. Hani evet. Konuşulduğu için size aktarıyorum ben bunları. Yani şimdi tabii aradan uzun zaman geçince herkes sallayacak çünkü deniyor yok ortada. Evet. Yani onun için bu o zamanki kule ile iniş sisteminin arasını bağlantıda söylüyor adam zaten. Karşıma diyor bir şey çıktı diyor. Yani bu nasıl bir şey olabilir? Yani saklanabilir. Saklanamaz ki. Evet. Yani dünyanın en büyük... Bilinmeyen bazı uçak kazaları var mı? Var. İşte Malezya uçağı biliyorsun denize evet. Kayboldu. Hiçbir ses kayıt da yok. Şey de yok. Almanya'nın uçağı Fransa'da adam sevgilisini terk etti diye dağa çarptı. Ama hepsinin belgeleri var evet, bunların doğru. Yani. Ben ona inanmıyorum. Evet bu kazayla ilgili yani kaza özelinde o dönemde gene bölgede yaşayan Beylak köyünde yaşayan evet. Pastoslardan duyduğumuz kadarıyla uçağın daha çarpmadan önce bir patlama sesi duyulduğu gibi bir bilgi geziyordu. Yani uçak çarpmadan önce havadayken infilak ettiğiyle ilgili de bu da doğru değil. Biz de köylerle konuştuk. Evet. Değil. Köylerle röportaj yaptık biz defalarca. Şimdi havacılık terimlerine bakarsanız zaten yani o havada patlayan şeyi görme şanslarının çok ender olduğunu söylerler. Evet. Yani bu patlamanın bir şey anında yani daha çarpma esnasından sonra anlatılır. Birçok köyde bunun böyle olmadığını
Yani evet bu uçak infilak etti ama biz mesela bazılarımız görmedi çünkü arka tarafta kaldı dediler. Yani evet. Ondan sonra ihbarlar böyle geliyor. Yani bunu bu tür söyleyen şey yani atıyorum o anda kaç kişi duymuştur bu sesi atıyorum kafadan. Yani orada yaşayan köylüler. Evet. Yani bence bu İzmir sefesinden duyuldu. Yani o, bu patlama sefesinden duyuldu yani. Ya muhtemelen. Yani... Hayır o zaman biz biliyoruz çünkü yani. Gezerken dolaşırken o insanlara söylüyor. Hani sefese yaşayan insanlar da dedi. Evet biz patlamayı duyduk dediler. Oradaki insanlar da yani ben inanmıyorum yani orada havadan patladı yerde mi? Yani gökyüze bakmıyor bu insanlar. Birkaç kişinin dediği doğru değil. Yani dedim ya ben şey kayıtlarına bakın. Zaten Türkler emin olun yani bir kere bu patladı, infilak etti. Öyleydi. O çarpmada mutlaka zaten bir infilak etti. Tabii ki ama havada patlayıp infilak etse gene ufak tefek parça görürsünüz diyorum ya. Yani bir şey yani 170'le giden iki aracın parçalanıp da ufak olduğu halde düşünün. Uçak öyleydi. Yani en ufak parçanın şu telefon parçası kadar olduğundan bahsediyorum ben size. Yani ne kadar infilak etse de en azından şey oldu. Ben yanlıştır demiyorum ama ben böyle bir şey olduğunu düşündüm. Yani, aynı şekilde o bölgede işte koltuktu, uçaktan kopan parçalarda tekerlekli bu tip şeylerin de bulunduğu ve köyler o bölgedeki kişiler tarafından alıkonuldu veya saklandığı tarzı da bilgiler duymuştum ben. Hiç onlarla ilgili sizin şeyiniz var mı? Yani uçan parçalarının ana amaçlı veya belki de farklı bunları... Olabilir. Bende de vardı mesela küçük bir şey. Ama şimdi bulamıyorum. Kütahbası bir şey vardı yani o zamandan kadar. Ama öyle büyük şey saklayacak bir şey yok. Daha düne kadar orman yangınına kadar bile uçağın tekerlekleri şeydeydi. Allah yani, kaza alanında. Tabii ki yani onu mesela kaza kırıp ekibi bilirsiniz. Birçok şeyi olay yerine bırakırlar. Birçok yere gidin. Uçak enkazları vardı. Çünkü onu toplamak, onu indirip daha maliyetli olduğu için orada bırakırlar. Yani kim ne yapacak o uçan parçaları? Yani almış olabilir, almış için almış olabilir. Yani ya bakın ya dedim yani sosyal bilgi içeriğine çok inanmamak. Ben de aldım hatırlıyorum. Ama şimdi hatırlamıyorum. Kudavası gibi bir şey miydi, neydi? Bir şey ama onu almak için almış içinden de ziyade belki bu ne diye aldım. Daha sonra ajanstaydı. Eve götürdüm falan. Kudavasının bir şeymiş. Yani düşünün ya 32 yıl sonra hala bir şeyler bulabiliyorsunuz yani. Orman yangını olmasaydı şuna emin olun. Gidin daha birçok şey buldunuz. Orman yangında orası bir kez daha yandı biliyorsunuz yani. Evet. Tam uçak kazasının olduğu yer çocuk. Evet. Ama mesela şey dediler mesela bazı cesetler bulunamadı. Bu da doğru değil. Buna emin olun. 16 kişinin cesedi bulundu. Tamam belki o anda bulunamadı değil mi? Gece yarısı zaten emin olun çocuklar. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Yani bir de nasıl diyeyim ki çok büyük şey mi diyelim ormana sıçramadı yani şu birkaç önceki olan orman yangını gibi olmadıydı bu. Olmadı yani işte ama sanıyorum yağmur falan da vardı yani dedim çok uzun zaman oldu ben sadece kar serpiştiğini biliyorum sonra yağmur ya çamur onlar hatırlıyorum yani daha sonra gittiğimiz evlerde ya buraya kadar çamurla gittiğimi hatırlıyorum ben yani ama o zaman çok soğuk bir gündü. Yani belki sistem diye. Onu bilemiyorum efendim. Yani havacılık şeyini çok bilemiyorum ama ben o saklandı. İşte anı için neyi götürecek? Ya koltuğu mu götürecek? Yani? Bulabilirse götürecek. Yani... Tekerleği mi götürecek? Ha götürmüş olur. Bak yine söylüyorum yani. Yani oradan kopan ufacık parçalar vardır. Hepimiz yani zamanı gelir alıp götürürüz. Yani bu götürmek falandan ziyade bu anı için kalan parça varsa ama şuna emin olun o yolcuların herhangi bir şeyinden ben bir şey kaldığını düşünmüyorum yani. Evet. Bagaj kısmından diyelim. Yani evet aslında ben sorarken de konuyu açarken yok, biraz yok. O evet. İşin o tarafında ha, düşünerek evet, ama çok da rencide olmaması anlamında yok, ben söyleyeyim o zamanlar oturdum şaibeler çıktı. Evet, yani hala da şeyde sosyal medya YouTube kanallarında bu takım şeyler de dolaşıyor evet. Galiba. Ya, yani öyle bir şey olamaz ben ne diyorum bakın ilk giden insan atıyorum ilk 10 kişi gittiyse veya 20 kişi ilk giden benim teker yani şey tekerliği. Bavul tekerleği yok ortada çocuklar. Yani düşün yani erimiş bitmiş. Evet. Yani kaldı ki yani insanların yani, değerli bir şeyleri. Parası, pulu, cevheri. Ben inanmıyorum ya. Ben ha altın erir mi? Bence erir yani. Çünkü bilmem kaç bin santigrat bu yani. Yani şey değil ki bu. Yani öyle bilemiyorum bir o kadarını. Öyle bir patlamadan ama hiç bu konuda bir araştırma falan yapılmadı yani. Söyleyeyim. Oradaki çünkü ilk gelen köylüler onların günahını da ya da şeyini almak. Yani hala oradan trener olan yok yani. Bunu bilin yani. Evet. Hiç duymadım ben. Evet.
Şöyle bir şey söyleyeyim aklıma geldi. Şimdi kaza sonrası bölgeden siyah torbalar içinde bazı materyallerin taşındığı ile ilgili rivayetler var, bilgiler var. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Öyle bir şeyi siz gördünüz mü veya duydunuz mu? Herhangi bir şeyi fotoğrafladınız mı? Göreviniz icabı? Yani söyleyeyim. Böyle bir parçalar olabilir, evet. Canını kaybeden insanların veya farklı bir şey olabilir. Şöyle söyleyeyim ben. Ceset, evet, tabii ki siyah torbalar taşındı. Dediğim gibi imkan olmadığı için tabut oraya çıkartmak da emin olun mümkün değil. Yani bir insan 45 dakika tabuta indir çıkar, kendini zor çıkıyorsunuz. Evet. Düşünsenize yani kaç bin ton uçak bu. Elbette ufak tefek parçalar olacak. Onu doldurduğunuzda 5-10 torba çıkabilir yani. Mesela bir kara kutu örnek veriyorum yani. Hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Onun da alet edevatı olabilir. İşte ben diyorum ya, tekerleklerin ben ikisini gördüm diyorum yani. Ve yani en son herkes terk etti, biz enkazında yani en son taramaya gittiğimizde duruyordu şeyler. Orada birçok parçalar da duruyordu yani. Hı-hı. Kimliği ne yapacak? Ha, savcılık soruşturma açısından ya da yani havacılık sektörü diyeyim artık, onun araştırmasını kim yapıyor? Kırım ekibi diyorlar galiba. Evet. Onlar gelip de bazı şeyler aldıysa onları bilemeyiz. Ama onun dışında... Yani sizin de konuya temas ettiniz. Yani o yolcuların özel eşyaları falan filan, onların hepsi hikaye. Kazanın bir anısı olup ticari bir şey taşımaz yani. Ben bunu yıllar sonra 88 uçak kazası gülüp de bunu bir yerine pazarlayamam yani. Böyle bir şey yok zaten. Zaten böyle bir düşünce de biraz insafsızca bir düşünce olur yani. Olabileceğini yani. Düşünüyorum. Evet. Dediğim gibi kaza kırım ekibinin ya jandarmanın, orası jandarma bölgesi çünkü, evet, biliyorsunuz. Jandarma bölgesi. Onların topladığı bir takım şeyler olabilir diyorum yani. Evet. Şey değil, düşünmüyorum. Eklemek anlamında söylediğinizde sorarsanız çok teşekkür ederim. Yani sizler gibi dostları bir arada görmek, sizlerle akışları paylaşmak. Ama o Seferihisar uçak kazası emin olun benim hayatımda en çok derin bırakan bir olaydı. Evet. Ben bir gazeteciyim. Ya ben yolda bir yani bir mağdur görsem fotoğraf mı çekerim, ona mı yardım ederim? Eğer yanında kimse yoksa önce ona yardım ederim. Bakın her zaman söylüyorum. Yani bu birçok konuda gündem. Evet ben birçok ödül alan fotoğraf çektim. Ama insan üzerinden ben para kazanmadım. Önce insan olmadım. Burada da yani dediğim gibi samimiyetime güvenin. Yani ben neredeyse meslek hayatımda 40 yılı geçtim yani. Evet. Her zaman söylüyorum. Her zaman insan. Her şeyimize insan olmalı. İşte ben yıllarca her zaman söylüyorum. Bir toplumsal olayda yani mümkün olduğunca yani polisin, jandarmanın şiddetini değil ama her zaman bakın gazetelere o şiddet vardır. Yani onu mümkün olduğu arkadan görmek. Çünkü o insanların da aileleri var. Şiddet uygundur. Hayır. İnsan ya insan. O dokunduğun insan benim. Ya yani tanımıyorum uçak kazasındaki insanları. Ama sanki bizden biri gibi. O kadar gittik. Yani biz gazeteciler bu tür olay, özellikle foto muhabirlerin branşı yoktur biliyorsunuz. Her yere gidersiniz. Ben günlerce uyumadığımı, günlerce gözyaşı döktüğümü çok iyi bilirim. Bak hiç kimseyi tanımıyorum. Kimsenin hayatına dokunmadım. Ama hep kendinden bilesiniz diye. Dedim ya her gidiş gelişte acaba bir ses. İlk günü hiç unutmuyorum. O karanlıkta. Korkuyor musunuz de? Evet korkuyorum. Karanlık değil. Tek başına gidiyoruz. Tek başıma gidiyorum. Benim gibi birçok gazeteci dostum da aynı yani. Sadece ben değilim. O insanların da hakkını yemeyelim. Yani bu bende çok büyük derin yaralar bırakmışlar dostum. Yani şimdi sorduğunuz için de yani şey yapın. Hiçbir şeyi atlamıyorum. Unutmuyorum. Çünkü evet. İnsanların bazı hayatlarında bazı anılar tabii, unutulmaz. Ben tabii de hiç unutmam. Tabii ki gerçekten insanın belleğine yerleşiyor bu tip maalesef. Büyük facialar özellikle. Keşke yerleşmeseydi. Yapan. Keşke böyle bir anım olmasaydı. Evet. Keşke bu kazada olmasaydı. Evet keşke kaybedilen 16 can maalesef. Evet ve 16 can ve yüzlerce bıraktı yani gözyaşı, sevgi. Arkasında bıraktı tabii o sayıda çok daha fazlası da canlar, evet. Onları sevenleri maalesef böyle bir facia yaşandı. Evet sevgili Radyo Solfej izleyicileri 2 Ocak 1988'de Seferihisar Beyler Köyü'nde yaşadığımız uçak kazası ile ilgili sevgili Şükrü Akın bugün bize o dönemi, o günü, kazayı anlattı. Çok teşekkür ediyoruz tekrar bilgilerinizi paylaştığınız için, bizi de burada misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Mesleğimizin duayını bir abimizden bu bilgileri almak, geçmişe dönük merak edilen hususları sorup onların cevaplarını almak bizim için çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ben teşekkür ederim. Ben de sizi kutluyorum. Çok en azından haberi kaynağından alıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun.